dedim anama. Çabuk dedi, çuval mı bulacaksın dedi. Çuvaldan büyük harallar vardı. Milyon haralı. Çuvaldan büyük haral var. Harala mı koyacaksın dedi, çuvala mı koyacaksın dedi. Bu çocukların pusatlarını dedi. İzmir'e kaçılacak dedi. Neyse, koduk. Ondan sonra manama hayvana bindirdi. Ardına da, kucağına da çocuğu verdi. Öteki hayvana da kız kardeşim bindi. Kuyruğuna da ben bindim. Bir tane daha var. Onu da kucağına aldı kız kardeşim. Şimdi dört çocuklar manam şimdi gittik Sulçuk'a. Sulçuk'a gittik. Ne kadar köylü. Demek ki nasıl şimdi Seneliğin köyleri bunlar. Okey. Bir kelle gördüm Sulçuk'ta. Bir kelle. Pampır'ın biri geldi, biri kaçardı. O ki pampır, hayvan pampırı, açık. Hemen vardık, babam bahçeden gelmiş Sulçuk'a. Gelmiş, dedi nişan vermiş. Nerede bulacaksın o kadar milletin içinde? O gelip o adam bizi alanlara. Hop gittik o nişan koyduğu yere. Babam orada bekleyip durdu. Hop pampır geldi. İlkin beni babam top gibi attı şeyin içine. Pampırın içine. Oradan çocuğu verdiler kucağıma. Oradan otikini. Büyük çıktı. Otiki çocuğu aldı. Neyse. Ondan sonra çıktık. Herkes öyle. Ama orada öyle karışıklıkta. Manamı gördün mü? Kardeşimi gördün mü? Onu gördün mü? Bunu gördün mü? Pampırlar alıp alıp kaçardı. Getirdi İzmir'e. Kaynadı İzmir. Hala babamın evi vardı. Babamın evine gittik. Kapılar kapandı. Dellal bağırıyor. Kim evlerin içinde durursa yarına hepsinin kellesini alacağız. Çıkın meydana. Bütün millet çıktı. Ha, şimdi dediler bir tane top atılacak. Top atıldı mı? Çıkın. Top atıldı. Çıktık. İzmir'de kaynadı. Bir hafta evde yattık. Ondan sonra o top atıldı, çıkın dediler. Çıkın, bir ip germişler. Kusura bakmayın, demek devri oyuna geldi. Bir ip germişler, şu direkten şu direğe, dar boğaz gibi. Bütün milyonlarla insan buradan geçecek. Darılar geçecek, adamları alırlardı. Koşturuyorlardı peki. Adamlar geri. Babam o ipten geçti. Arkasın böyle emiklenmeyince demek ki eğilip de geçerdik. İp alçaktı. Onun altından geçerdik. Oradan babam çocuk arkasında emiklemece ala babamı tuttular. Emiklerken babamı tuttular. Babuşlarını dediler. Babam İzmir'de ak cizme giyerdi buraya kadar. Cizme. Biliyor musun cizmeyi? Ne? Cizme giyerdi. Cizmelerine o kadar. Babam bu yakaya yalın ayak geçti. Babam. Sonra Türkler verdi bir çift babuş gene. Buraya kadar. Gene verdiler.
Sen geçtin mi? Pampırlar geldi. Pampırlara. Göreydiniz. Manam manam yok. Çocuğumu kaybettim. Babamı kaybettim. Babamı aldılar. Çocuğumu gördün mü? Kardeşimi gördün mü? Pampırın biri gelirdi, dolardı. Giderdi geriden. Oteki pampır geldi. Chanel'ye. Oteki pampır geldi. Başka yere. Bak, Taha o kayıplardan kardeş kardeşini buluyor. Taha, geliyor azı söylüyor. Anlatayım, nasıl göç ettik? Şimdi buradan kaçan Yunanlılar hepsi Yunanistan'a geldi. Yunanistan'a geldi. Biz hala köylerdeyiz. Hala köylerdeyiz. Şehirlerde mesela Girit'in 5 şehri var. En büyüğü Irakli. İnsanlar böyle üst üste. Mesela burada kaç oda var senin? Mesela 3 oda. 3 tane. Ama tuvaleti biridir, banyosu biridir, onu sormaz o. Gelir evi bakar Yunan belediyesi kimse, burada 4 tane barınabilir, 4 tane koyar buraya. Türkmüş, Yunanmış ayırmaz. Mesela sen Türksün, meydanda kaldın, algısını 2 Rum'un yanına veriyor bu şekilde. Fakat biz köyde kaldık son zamana kadar, biz Türkiye olduğumuz için bizim köyü basmamışlardı. Ve mesela şehirden gelirken babam 15 kilometre yer geldiyse, o köye geldiği zaman oradan da 5 kilometre var bizim köye gelmeye. 20 kilometre mesafe gidecek atlen. Ondan sonra oradan toparlanıp kaçacağız. Gelmiş anneme eşyalarını topla, kaçıyoruz. Şimdi sana soruyorum, babamın bir atı, o zaman araba falan olmadığı için havan kullanıyordu. Bir atı, bir katırı, iki de merkebi vardı. Onlara biz 5 kişi, 5 çocuk, ana baba 2, 7 kişi. 7 kişi o 4 hayvana bineceğiz. Ondan sonra sen söyle ne kadar yük alabiliriz, ne alabiliriz? Yani biz köyden öyle kaçtık. Evet, çok üzgünüm. Babam gitti, babamın da 3 kardeşi var, bir eniştesi var, eniştesinin 4 tane kızı var ama küçük, en büyüğü 11 yaşındaymış, 4 tane kızı bir oğlu var. Ve o karşı köydeydi, oraya gitti hususi, hazırlanın kaçıyoruz, neden işte Yunan basacak, hadi be sen de demişler, seni Stefan korkuttu, nerede basacaklar demiş, yok öyle bir şey. Babasına söyledi, babası gelmedi, kardeşlerine söyledi, kimse gelmedi. Babam dediğim gibi böyle 4 hayvana bizi sardı, gittik, köye gittik, karanlık. Ben gittim köyü, buldum köyü, götürdüler beni, gittiğimiz yerde onlar biliyorlar tabii onun çocukları. Ve biz daha evden içeri girmeden haber geldi, köyü bastılar 180 kişi, 150 kişi köyü bastılar. Babam dedi, ben gece burada kardeşlerim var, babam var, şeyim var. O dediğim Yunanlı. Eğer Hristiyan olarak öldüyse, Allah ona din versin ve Allah rahmet eylesin. Gidelim biz akrabalarını toplayalım. Gittiler, akrabalar hepsi evden çıkmış. Hiç bir gömleğin, bir ceketinle, bir ayakkabısıyla. Hepsi dışarıda, sokaklarda yürüyün. Onlar topladılar. Kiminin hayvanı vardı, kiminin yoktu. O köye getirdiler. Bomboş. Bomboş. Velhasıl o Yunan'ın evinde 15 tane toplandık. 15 tane toplandık. O zaman da arabada... O hangi köyde? Hangi köy mi toplandık? He. Yunan köyü... O Stefan'ın köyü mü? Stefan'ın köyü. O yardım etti yani sizin aileye. O yardım etti.
çok yardım etti. Peki böyle hayatını kaybedenler oldu mu sizin köyde? Hayır, hayır. Kimse öldürmediler. Kimse öldürmediler. Ya, malları biz arazıyı bıraktık, kaçtık zaten. Arazi sıra hükümete kaldı. Yani benim demek istediğim köyü bu şekilde yağma ettiler. Kimseyi öldürmediler. Karşı gelenlere sopa vurmuşlar, şey etmişler ama herkes sindi, kimse karşı gelmedi ve hiç zarar vermediler. Siz sonra Yunan köyüne gittiniz. Bak bazı karımın ismini unutuyorum. Eskiden öyle değildim. Ben hayat boyu ne başımda geçse biliyorum. Bervelana. Bervelana. Yaz, Bervelana. Ber. Bervelana. Stefan'ın yanına gittik. Bervelana. O Stefan bütün Türklere yardım mı etti? Bize yardım etti. Babamın dostuydu. Evet. Özellikle bize yardım etti. Ama sizin aileden 15 hane... 15 haneyi barındırdı bir gece. Sizin aileden etti. Bizim aileden, bizim akrabalardan aileden. Bir şehre gittiğimizde ben... Diyorum ya, 16 doğumluyum, bir sene okudum, 5. Mesela biz 23'te girdik şehire, çocuktum, kaç yaşındaydım? 7 yaşında. 7 yaşında çocuk, yalnız bir avantajımız şuydu, biz Yunanca konuşurduk. Yunanca, tamamen Türkçe bilmiyoruz, Yunanca konuşurduk. Hepsi de yanına yattık. Çocuklar yanına yatmışlardı. Ve bizi hiçbir Rum bu Türk çocuğudur diye deyip de bize izzet vermedi. Ben o şehri, bak şehrin sokaklarında, caddelerinden, mesela ben çocuk olduğum halde sokaktan böyle serbest geçtiğimi bilmem, böyle birbirine iterek geçiyordum. İnsanlar böyle. Ve her geldiklerinde sorarlardı bizimkiler ne zaman kaçarız diye. Kimisi Rumca biliyordu, kimisi Türkçe bilen Türkçe konuşurdu. İşte çok yakında, çok yakında, çok yakında gelecek. Orada bir buçuk, yani biz şehirden geldik, Yunanlar gelmişti ya. Ertesi gün biz geleceğiz diye şehire geldik. Bir buçuk sene kaldık orada. Biz o Trabzon Şilebi'nden Erdek'e gittik. Erdek'e 22 Ocak 1924'te Erdek'e ayak bastık. 2 Ocak 1924'te Erdek'e ayak bastık. Yolculuğumuz Marmara'ya gelince kadar iyi geçti. Marmara'ya gelince kadar. Marmara'ya girdik, bizi Erdek'e indirmediler. Bizi şeye götürdüler, İzmit'e. İzmit, o askerlerin olduğu yer. Üst, İzmit değil mi? Gölcü'ye götürdüler, ötüye koymak için. Elbisemizi, bizi hamama, bütün ne varsa giydiğimiz şeye koydular, ötüye. Etü. Hatta kimisi kayışını koymuş. Karantina. Karantinaya aldı. Kayışını bırakmış, patronunda olmuş böyle, kimisi cizmesini koymuş, cizmesi olmuş böyle. 4 Ocak 1924'te Erdek'e çıktık. Erdek'e çıktık, bir baktık böyle bütün dağlar bembeyaz. Bizim Girit'te burası gibi, Girit burası gibi. Zaman zaman kar yağar, pek az, bembeyaz kar. Nerede kalacaksın? Erdek yanık, yakmışlar Yunanlar kaçarken. Biz Yunanlar kaçarken yaktılar diyor ya, onlar da diyorlar Türk ordusu yaktı ve galiba öyle oldu. Yaktılar girdikleri yerleri. Erdek'i yakmışlardı. Bir Türk mahallesi var böyle yüksek bir yerde. Yalnız o mahalle kalmıştı, düz olan bütün yerler yandı. Neyse biz orada daha yerleşmeden, hazırlık yapmadan Selanik muhacirleri geldi. Biz Giritli olarak, muhacir olarak ilk biz geldik. Ondan sonra Selanik muhacirleri geldi. Selanik muhacirleri, Atatürk'ün arkadaşları, tanıdıkları, ondan sonra onlar
Selanik o zaman Türkiye'de daha okumuş insanlar vardı. Orada üniversite vardı, Türkiye'de yoktu. Okumuş insanlar geldiler, kaymakamı, valiyi el aldılar adamlar hemen. Hemen öyle aldılar. Ha, bizim için dediler, bunlar gerit ada. Adada yaşama alışkın. Bunlar adalara, Marmara, oradan geçsen görmüşsündür. Marmara Adası, Erdek Adası, Avşa Adası, Ekinlik Adası, 5 ada var orada. Bunları adalara gönderelim. Toparladılar bizi, paldır güldür. Gönderdiler Paşalvan Adası'nda. O büyük adada 5 köy var. 5 köyde yalnız bir köydeki köy adanın en fakir köyüydü. 15 tane Türk var. O bir köyler hepsi bomboş, hiç takır takır kimse yok. O bir bizim gittiğimiz köylere. Hepsi Rummuş, gitmiş. Gitmiş. Yunanlı o sene yapmış evi. Evlenmiş. O sene kaçmış adam. Yepyeni ev. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü katı tahta ile ahşap ev. İçi badana badana şubu falan yok. O evi nasıl buldunuz? Hükümet verdi. Hükümet verdi. Evin içi nasıldı girdiğinde? Bomboş, bomboş. Boştu. Eşyalarını almışlar. Ama Yunanlılar bırakıp kaçtılar. Dolu bıraktılar ama civar Türkleri hiçbir şey bırakmadılar. Yağma yaptılar. Yağma yaptılar, hiçbir şey kalmadı. Torbalı'ya gitmişler. Babam Torbalı'yı beğenmedi. Burada, burası iyi değil dedi. Bu sefer eniştenin dayısı vardı. Annesinin dayısı Aydın'da. Aydın'a gidelim dedi. Yalası buradan trenle Aydın'a gittiler. Aydın'ı da beğenmedi babam. Ondan sonra buraya geldi. Burada tanıdıklar var. Amca dayı çocuklar var, şeyler var. Ondan sonra yeri beğendi. Deniz yakın, demir yolu var, şey var. Beğendi ve buraya karar verdiler. Maşallah. Selçuk'a, Şirince'ye. Ayasuluk. Ayasuluk. Ayasuluk'a gideceğiz dediler. Ben 9 yaşına geldim burayı. İyice okudu, biliyorum biraz. Evet. Şöyle. Bak bakalım doğru mu? Ustiran. Boş tane. 114. Evet. Biraz oradaki yaşantınızı anlatsana. Orada mesela sen mektebe gittin mi? Gittim. Ha onu söyleyeyim sana. Ben Elif Bey'den bunu şeye kadar gittim. Namaz sürelerine kadar gittim. Ondan sonra alfavitaya çevirdiler bir Rum şeyi. Alfavita gamazelta ipsilonze iteyuta. Anlatabiliyor mu? Bunu ben öğrendik, harfleri birleştiremedik. Bu tarafa kaçtık. Peki buraya gelmeye nasıl karar verdi babanız? Ne oldu orada? Buradan mecbur ettiler bizi buradan. Mübadele olmak için. Buradakiler oraya geldi. Bizi oradan buraya Türkleri bir yere toplamak için. İlk önce Rumlar mı geldi? Siz orada Rumlar, ekledim. Rumlar geldiler. Bir evimizde mesela burada benim evimde iki daire var burada. Birini mutlaka birine verecektik. Parasız. Böyle bir yeri oturturlardı. İki oda varsa birini ona verirler. İki öküzün varsa birini ona verirler. İki inen varsa birini ona verdik. Böyle hep mecburen aldılar. Verdiler onlara. Sizin evi de öyle Rumlar geldi mi? Geldiler, biz kiradaydık da. Heh. Onun için biz de görürdüm ben onları. O bizim oturduğumuz eve de geldiler, oturdular. O adamın evi boldu birkaç tane. Onun da oturdu. Kalabalık mıydı gelen Rumlar? Çocuklu onlar da. Böyle aile. Nasıldı halleri, durumları? Burasını çok metelerlerdi. Burasını onlar bize. Orasını beğenmezdi onlar. Hatta Çirkince'yi bilenler vardı orada. Gelenler bizim orada. Çirkince'ye giderseniz dağından yağ akar, ovasından bal akar derlerdi. Ve hakikaten öyle. İncir doluydu buralar eskiden. Şimdi yok. Mandalina, narince.
Onlarla konuştunuz mu hiç böyle? Çok. Onlarla... Türkçe muhakkak bilirler. Çok güzel Türkçe bilirler. Bizim gibi sizin gibi Türkçe bilirler. Size bir kızgınlıkları, yoktu. Zararları ben oldu Ben hiç mu? Görmedim. Zararlarını görmedim. Görmedim zararlarını. Yardım ederlerdi bizimkiler. Daima yardım ederlerdi. Göçe karar verirken. Ha, buraya gelirken. Karar işte anlaştılar. Gideceğiz dedi. Nereye gideceklerini bilmezler. Oradan. Nereye çıkacağız? Anadolu ama nereye? Hiç bilmezler. Bizim burada 93'ten bir akrabamız var. Babamın alası. Kardeşi değil de ala de. İskender Akkoç. Tufan Akkoç var şimdi İstanbul'da. Biz İzmir'e geldiğimiz zaman o aldı ele bizi. Siz Çirkince'ye gidin dedi. Hükümet çünkü soruyor nereye gideceksin diye. Şimdi, daha fazla istek var. Evet. Şeyden Florna'dan yola çıkıyorsunuz. Evet, Selanik'e geldik. Neyle gittiniz? Trenle getirdiler Selanik'e. Eşya alabildiniz mi? Eşya aldık. Yataklar var. Eşyamız çoktu. Hatta hayvan bile bazıları aldı. Biz bir köpek getirdik. Evet. O çoban köpeği, koyun köpeğiydi. Çok meşhurdu. Florna'dan Selanik'e geldik. Selanik'e geldik. Selanik'te vapura bindirdiler. Vapurdan... Vapurun adı neydi? Bilemem. En büyük vapur neydi o bir vapur? Gürcan mı? Gürcemal. Gürcemal. Çok ama nasıl ya? 13 köy bir vapurda ne demek ya? Kaç kişiydi yani? Bilemem şimdi. 13 köy olduğunu iyi bilirim. 13 köy bir vapura. Selanik'ten bir vapura bindik. Nerede kalıyordunuz? Nerede yatıyordunuz gemide? Gemide lojman çoktu o zaman. Ambara attılar eşya. Herkesin orada sırayla. Öyle ayrı oda moda yok tabii. Bir ambarda. İkinci kat, üçüncü, üç kat. Evet. Hastalar var mıydı? Vardı hasta. Hatta bir tane bir çocuk ölü varmış içeride. Bağırdılar. Vapur gitmez atın bunu. Verin. Atacak denize de. Vapur gitmez diye. Yürümez dediler. Cenaze var içeride. Yürümez de ama dümen almak için tabii herhalde. Bilmiyorum. Böyle bir şeyler konuştular. Vapur İzmir'e. İzmir'e değil. Orada bir banyolar var bizi. Banyolar soktu. Tecil yaptılar. Yani hastalık gelmesin. Tecil yaptılar bizi. Tecil. Tecil demezler mi? Tecil mi? Tecil. Tecrit. Efendim? Tecrit. Kurantinadan işte. Karantina. Karantina. Tecil ama bir şey bir sorudan karantinada. Amamlara soktular bütün bir halkı böyle. Ama giren girdi, girmeyen girmedi, inmedi vapurdan bile. Biz girdik hepimiz, hep bütün aile. Oradan indirdiler kemere, trenle getirdiler oraya kadar. Amamlarda ne yaptınız? Yıkandınız? Yıkandık amamlarda işte. Yıkandık. Şey, usul. İlaçladılar mı? Suyu ilaçlamışlar. Aşı yaptılar mı? Aşı yaptılar. Tepeciye indirdiler bizi. Getirdiler. Amamlardan sonra Tepeciye getirdiler. Tepecik'te bir gün yattık. Nerede yattık? Tepecik'te istasyonda. Açıkta. Bahçe yani yok mu istasyonu? İstasyonda. Kalabalık anacık babacık mı? Ve tabii 13 köy ama hep ayrı ayrı dağıldı onlar artık. Hep dağıldı onlar başka taraf. İskan memuru var orada bir memur var dağıttı. O hep burayı sen buraya hep dağıttı. İstediğimiz yerlere yani. Evet. Sonra siz Çirkince'yi istediniz. Buraya geldik istasyona indirdiler. Eşyalar meşal Çirkince. Patika yol. Neyle gideceksin? Develer geldi ertesi gün. Burada yattık bir gece. İstasyonda. Bir gece de? İstasyonda. Ne istasyonunda? Selçuk istasyonunda. Ayasoluk. Ayasoluk. O zaman Ayasoluk. Ayasoluk'tu. Evet Ayasoluk. Ayasoluk'ta yattık. İndiniz istasyona. Ne vardı etrafta? Bu tarafta incir bahçeleriydi bütün burada. Sarılmış böyle bütün. Ye biz bütün yara oldu yüzlerimiz ağızlarımız. Bilmeyiz inciri. Sütten ya bütün yara oldu ağızlarımız. Kabardı dudaklarımız sabahla. Çoluk çocuk. Bizden daha başka çok. Aç mıydınız böyle? Aç oradan? Değil de görmemiştik. Böyle şey görmedik. Hoşumuza gitti. Tatlı da yiyoruz. İnsan yok muydu hiç? Nerede? Burada indiğinizde. Yoktu insan diyeceğim. Karada vardı birkaç ev. Orada vardı birkaç padişah evleriymiş onlar. Topraktan, yerden.
o evlerde. Orada vardı birkaç kişiler. Burada yoktu hiç kimse. Çirkince 1800 haneydi. 1800 haneydi. Kazaydı orası. Sonra burada, Nahiye burada, jandarma karakolu da vardı bizde orada. Burada bir gece kaldınız. Kaldık. Buradan develer sardı bizi. Eşya, develer, patikada. Bütün eşyalar yırtıldı, balyalar. Yol yok. Orman her tarafları. Patika yok. Oraya götürdüler bizi. Kim götürdü o develer? Deveciler, deveciler hükümet tarafından. Biz değil, paralı değil. Hükümet. Onları nerede bulduysa buldu develeri. Götürdü, indirdiler bizi mektep önüne orada. Sen Çirkince'ye gittin mi? Gittim de sen anlat, ben bilmem şimdi. Mektep önünde, eski mektep şimdi, yeni mektep değil. Eski mektep önünde, şadırmanlı bir çeşme var işte, mermerden. Oraya indirdiler, eşya, herkes orada, kıyıda, kenarda kaldı. Şimdi dediler burada, beğen beğen ev git aç. Anahtar yok. İlk gelen siz miydiniz köye? Bizden evvel gelenler var. Daha çok ev boş. Bizim 1800 tane diyorum ha, ne vardı orada? Çoktu. Sizden önce gelen? Var, vardı. Giritliler vardı. Doyuranlardan vardı. Bizden sonra çok az insanlar geldi. 55'e kadar geldiler. Bak 55 senesine kadar geldiler. Sağdan soldan. Thank you.